representative of Turkey, Kuzin Mujde Karagazli. İşte 2011'de ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldığımda bilardo ile ilgili çok az şey biliyordum mesela. Yani ıstakayı tutmayı biliyordum. Ya da işte o bazı başlangıç hassasiyetlerimiz olabilir ama bilgi olarak ya yani bir sporu icra etmek bakımında gerçekten çok 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 zayıf bir kondisyondayken ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Dolayısıyla aslına bakarsan böyle çok keskin bir şu zamanda karar verdim. İşte 3 bantı bu yüzden seçtim diyebileceğim dönüşler yaşamadım. 3 bantla ilgili teklifler hayatıma hep böyle motivasyona, bir böyle kendimle ilgili kendi kişisel rekabetimi geliştirmeyi de böyle seven bir biri olduğumu düşündüğüm için o ihtiyaç alanlarında o zamanlarda hep karşıma çıktı. Ben de çok da tabii devamını öngörerek olmasa da olur öğretin, olur Türkiye Şampiyonası, tamam katılayım falan gibi düşünmüştüm. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunuyum ben, hukuk fakültesi mezunuyum. Özellikle yani çok eski federasyon döneminde çok sık başıma gelirdi. Bir Türkiye Şampiyonaları mümkün mertebe vize haftalarına denk gelir, final haftalarına denk gelir. Orada böyle fakültede hocalarımla işte tekrar telafi sınavına girebilmek için bir pazarlık yaptığım şeyi hatırlıyorum. Öyle garipliklerle birazcık ilerledi. İlk kez 2015'te benim de dahil olmamla beraber artık kadınlar milli takımı 3 bant disiplininde 2 sporcuya çıkarıldı. Ve burada da artık ülkenizi temsil ettiğiniz başkaca bir sorumluluğun heyecanını taşıyorsunuz. Yarıştığım ilk turnuvadan Avrupa üçüncülüğüyle bronz madalyayla dönmek. Peşine bir daha Almanya'da 2015'te, 2016'da Hollanda Rosmalen'da tekrar bir üçüncülük elde etmek. Bu sefer insanların zaten Türk bilardosuyla ilgili Türkiye'deki artık ekolleşmek aşamasını neredeyse tamamlamış bir kültürle ilgili artık kadınların da Türkiye'de Türk bilardosunu temsilen bir şeyler yapar hale geldiğini, konuşulur hale getirdi diyebilirim. Bu konuda çok böyle doğru olduğuna tam inanmıyorum ama benim kişisel fikrimi söyleyebilirim. Bilardo öğrenmeye herkes başlayabilir. Bilardo'da bir aşamaya mutlaka gelebilirsiniz. Ama böyle açmanız gereken kilitli böyle bir seviyeler, seviye kapıları var metaforla anlatmak gerekirse. Oralarda bir sezgisel beceri, yetenek evet gerekiyor. Orada hani yani ne kadar bilgiyle donansanız, yüklenseniz de bununla ilgili hem sezgisel hem bir böyle muhakeme yeteneği bakımından sizden bir parça koymak zorundasınız masaya. Yani bu konuda artık bence çok daha açık spor insanları, çok daha artık paylaşıyoruz bu duygularımızı, fikirlerimizi. İyi sporcu olmak istiyorsak çok çalışacağız. Yani bu böyle hani çok istisnai, şahane örnekler vardır, fenomen etkisi yaratmışlardır dünya sporunda. Buralar biraz benim çok hani hayalini kurduğum ya da çok böyle işte heyecanla, merakla takip ettiğim taraflar değil. Ben sporun çoklu olarak yani fiziksel olarak, mental olarak, bütün yaşam disiplinimiz olarak çalışılarak başarı elde edilen halini daha çok ilgi çekici buluyorum. Ben kendi hikayemde Müjde'nin bilardo oynamayı ne kadar istediğini hep bildim. Ve onunla ilgili yaratmak istediğim o bütün alanları elimden geldiğince açtım. Ben ilk başta bu ön kabulü neredeyse çok içselleştirdiğim bir dönemden geçtim. Yani onların kabul ettiği şeyi ben de kabul ettim. Böyle kadınların bilardo oynamasıyla ilgili bir işte çok böyle istisnai, exceptional bir şeymiş gibi, bunun böyle yaygınlaşması çok kolay değilmiş gibi falan düşündüm herhalde. Ama sonra bunu ne yapmak istediğinizi artık biraz daha bildiğiniz aşamalara gelince bunlardan zaten kurtuluyorsunuz kendiliğinden. Mesela hastalıklarınıza benim demeyin diyorlar ya, işte migrenim var benim, işte şey gastritim var benim. Onlar sizin değil. Onlar hastalık. Onlar işte vücudunuzun verdiği tepkilerle gidecek. Ben de bir benzerlik kurmak gerekirse, ben de bu ön kabulleri önce benim de sandım. Yani benim de kabul etmem gerekiyormuş gibi düşündüm. Sonra ama hani bunlar böyle parça parça çıktı hayatımdan ve hani ne yapmak istiyorum? Bunu yapmak istiyorum. İşte ben zaten insanların bu ön kabulünün ya da bu fikirlerinin mevcudiyetimle, yani bilardodaki varlığımla tam da karşısında duruyorum. Ben bu noktada bilardo oynamaya devam ederek sonuçta bir hakikaten Türkiye'nin önemli üniversitelerinden bir tanesinden işte hukuk fakültesinden mezun oldum ve bununla ilgili bir hayat görüşüm var.
bunu bırakmak istemiyorum ve bir taraftan yarışmacı olmak istiyorum ama bunun dengesini nasıl kurabileceğimi biraz deneye yanına öğrendim. Denedim. Yani ben ilk Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğümü kazandığımda stajyer avukattım ve işte Türkiye'nin önemli bankalarından bir tanesinde staj yapıyordum. Ve mesela hani devamındaki süreçte sporculuk yaparken o biraz şirket avukatlığı tarafında çok da böyle hani işleri yolunda gitmeyeceğini anladım. Sonra biraz saha avukatlığı yapan başka bir yine kıymetli bir hukuk bürosunda avukat olarak çalışmaya başladım. Orada da insanlar başlangıçta şöyle tepkiler verebiliyor. Burada mutlaka başka sporcu arkadaşlarımın da iş yaşantısında başına gelmiş olabilir. Bu karakterinizdeki ya da sizin kimliğinizdeki bu özellik ilk başta çok havalı, çok işte canlı, çok işte bizim arkadaşımız, çalışma arkadaşımız işte Müjde Hanım da aynı zamanda milli sporcudur, bilardocudur falan gibi başlasa da sonrasında o kadar hoşgörüyle gitmeyebiliyor. Ve ben bu deneme yanılma sürecinin sonunda her ikisini de kendi sorumluluk dengemi kurarak, bunun sonuna kadar farkında olarak ancak serbest çalışarak, kendi ofisimi, kendi işimi yaparak bu dengeyi kurabileceğimi buldum. Yani bu sonuca çıktı yolum. Bu konuda gerçekten bir sporla ilgilenmenin insan yaşantısına çok ne kadar avantajlı bir durum olduğunu hakikaten bir kenara koyarak bilardo ile avukatlık ya bilardo ile hukukçuluk arasında senin de sözünü ettiğin gibi bazı noktalarda hakikaten çok bir yakınlık gündeme gelebiliyor. Özellikle muhakeme tarafında. Çünkü bilardo oynarken ben bilardoyu aynı anda tanıtmak ve anlatmak gibi de bir küçük bir misyon da gerçekleştiriyorum ister istemez. Senin de bahsettiğin gibi bazen işte o sayısal tarafı işin işte hesaplamaları vesaire dışarıdan ilk izleyicisine bilardoyu biraz böyle ezber, matematik gibi böyle yanlış hissettirebiliyor. Oysa biz bilardo oynarken belki hayatımız boyunca karşımıza ilk kez çıkan bir pozisyondan sayı üretmeye çalışıyoruz. Ve bunu ezberleyerek yapamayız. 8 milyarda bir ihtimal. Topların hayal yani bir kere karşınıza çıkan tamamıyla aynı noktada bulunan 3 topun ikinci kez karşınıza çıkması 8 milyarda bir ihtimal. Bir şey ezberlemek değil dolayısıyla bilardo oynarken yaptığımız. Belki varsa meslektaşlarımla katılacaklardır izleyenler. Hukuk da aslında ezberlenerek yapılan bir şey diye yanlış algılanır çokça. Hukuk da aslında bir uyuşmazlığın ya da bir durumun yorumlanması üzerine inşa edilmiş bir sosyal bilim bir tarafta. O muhakeme tarafı hakikaten çok çok benzeşiyor. Yani düşünmesek de bunu tasarlayarak hayatımıza devam etmesek de aslında sorun çözmekle ilgili ya da bir şeyle uğraşmakla ilgili bir becerimiz var zaten bizim. Hayatta kalmak işte evrimsel de falan bir böyle bir sürü aşama dolayısıyla. Bilardo da bunu sayı şablonlarına benzeterek bir sorun çözmeye çalışıyorsunuz. Ya da illa bir ofans, bir hücum anlamında söylememek gerekir. Eğer karşınızda çok zor bir pozisyon varsa siz de rakibinize çok zor bir pozisyon bırakarak masayı terk etmek istiyorsunuz. Burada bir strateji var. Ben ilk Seul'e gittiğimde, Seul'de böyle nasıl örnek vereyim? Çok işlek bir cadde düşün. Yani belki burada işte İstanbul'da yaşıyorum ben. Bağdat Caddesi gibi bir yer düşün. Giriş katta bir bilardo salonu, birinci katta bir bilardo salonu, beşinci katta bir bilardo salonu. Her yer bilardo salonu. Ve kendilerine ait yalnızca oturup bilardo tartıştıkları televizyon kanalları var. Hani bizde şey vardı ya işte maraton falan futbol maçlarından sonra hala da var galiba. Hani evet işte, var. Bilardo maçından hemen sonra o maçı değerlendiriyorlar falan. Kore'yi deneyimlemek çok çok farklı bir deneyim hakikaten. Değişimin içindeyiz. O yüzden hayal etmekte olan bir hemcinsim varsa burada belki öncelikle onlara seslenmeliyim. Ben püf noktayı sizinle paylaştığımı düşünüyorum. Lütfen en kısa zamanda gidin ve bir elinize bir bilardo ıstakası alın ve bilardo oynamaya, öğrenmeye başlayın en azından çekinmeden. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz tekrar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bak. Teşekkür ederim.